derece öyküsünü anlatıyor. Annemin altının yanında değil mi Ayfer? Öyle değerli bir şeyi nasıl unuturum? Ya anneni aldatmaktan vazgeçmeyecek misin sen? Niye aldatmak oluyormuş ki? O gerçek altın sanıyor, seviniyor. Zaten gerçek altından da farkı yok. Cemil, bir gün anlayacak, üzeceksin kadını. Anlamaz, merak etme. Zaten aklı iyice bulandı anamı. Rahmetli babamdan alışmış. Uzak bir yere gittiğinde gelirken hep altın getirirmiş anama. Onu biliyorum Cemil. Ama baban herhalde senin gibi sahte altın getirmiyordu. İstersen gerçek altın alayım. Sanki alacak durumumuz var. Konuşuyorsun işte. Merhaba. Hoş geldiniz. Nimet Hanım'ın gözü yollarda kaldı. Nasıl? İyi mi annem? Vallahi son günlerde nefes darlığı arttı. Aklı da bazen gelip gidiyor. Ama idare edip gidiyor maşallah. Peki. Anneciğim. Öyle neredesin oğlum? Unuttun mu anneni? Unutur muyum anneciğim hiç? Bak Ayfer de geldi. Ay, öpeyim anneciğim. Canım. Sağ olasın canım kızım. El öpenlerin çok olsun. Anneciğim vallahi çok özlemişim seni ya. Nasılsın, iyi misin? Bu nefes darlığı olmasa idare edeceğim oğlum. Ama bazen nefesim kesilecek gibi oluyor. Onun dışında başka bir şeyim yok. Seni merak ediyoruz anne. Ama işler bırakmıyor. Beni merak etme. Hatice bana çok iyi bakıyor. Kocası Mustafa da öyle. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Allah razı olsun Hatice Hanım. Senden de kocandan da. O nasıl söz Cemil Bey? Bakacağız tabii. Nimet Hanım bizim de anamız sayılır. Söyledin mi Cemil? Hatice ile kocası bana çok iyi bakıyorlar. Ha öyle mi anneciğim? Sağ olasın Hatice Hanım. Ayfer çıkarsana çantadan. Al hayat. Sağ ol canım. Anne bak, sana ne getirdim? Ah oğlum, her seferinde ne gerek var? Masrafa giriyorsun. Ne demek anneciğim, lafı mı olur? Bak Hatice, ne güzel parlıyor. Anneciğim, bu akşam birkaç günlüğüne Gaziantep'e gideceğim. Bir işim var. Güle güle. Görüşürüz. Kolay gelsin Mustafa Efendi. Hoş gelmişsiniz Cemil Bey. Gidiyor musunuz? Gidiyoruz gidiyoruz. Annem size emanet. İyi bakın anneme. Ne demek Cemil Bey? Hatice başından hiç ayrılmıyor. İyi iyi, bir şey olursa ararsınız. Hadi sağlıcakla kalın. Güle güle. Güle güle. Geç hayatım. Güle güle. Güle güle. Herife bak be. Yılda bir sakat anasını görmeye gelir, sonra iyi bakın anneme olur mu? Bunak kadını bırakıyorlar başıma, 3 kuruşa Hatice'ye bakar nasılsa. Getirdi mi yine bir tam? Getirmez mi? Vicdanını rahatlatıyor altını verince. Nerede saklıyor bu kara altınları? Ay ne bileyim ben, odasında bir yerdedir. Amma çok altın olmuştur ha bu sakat bunağın. Oldu ya, sürüsüyle hem de. Aman hadi ben gidiyorum içeriye. İlaç zamanı.
Sağ olasın Hatice. İnşallah yaşlanınca benim halime düşmezsiniz. Abi akşam ne yaptın oyunda? Ne olacak? Yine kaybettik. Şans yok kardeşim bizde, şans yok. Ama bu şansı kıracağım en sonunda. Kazanacağım. Göreceksin sen de bak. İnşallah abi, hadi görüşürüz. Biraz müsaade kardeş. Mustafa, çok konuşmayı sevmem bilirsin. Bugün yarın diye boyaladın beni. Süren doldu. Kadir abicim çok haklısın da bir türlü denkleştiremedim ama söz. Süren doldu dedim Mustafa. Borcunu 3 gün içinde ödedin ödedin. Aa, ödeyemedin mi? Acımam sana bilesin. Abicim biraz daha zaman versen. Lan karı gibi kıvırma lan. Diyeceğim bu kadar. Mustafa ne bu halin? Mustafa sana söylüyorum, şeytan mı gördün herif? Dırlanma be kadın. Bittim ben. Ne oldu söylesene be adam. Kadir'e çok borçlandım Hatice. Ah Mustafa ah. Bu kumar illeti yedi bitirdi bizi. Hala akıllanmadın. Kes dedim sana kadın, kes. 3 gün içinde ödemezsem öldürecekmiş beni. Öldürecek mi? Nereden bulacaksın 3 gün içinde? Ah Mustafa ah. Nereden bulacağımı biliyorum. Nereden bulacaksın Mustafa? Nimet Hanım'ın altınları. Ne diyorsun sen? Çalacak mısın? Sen altınları nerede sakladığını bir bul. Gerisi kolay. Altınlarını nereye sakladığını biliyorum ben. Tekerlekli sandalyesinde. Aferin kız. Demek sandalyesinde saklıyor. Aman Mustafa bir delilik yapma. Her gün altınlarını teker teker sayıyor. İmkanı yok. Hemen fark eder. Başka yolu yok. Bir şekilde alacağız. Kocan ölse daha mı iyi? Mustafa, Mustafa, Nimet Hanım doktor diye inlemeye başladı. Çağır şunun doktorunu hadi. Aman iyi be. Tamam Nimet Hanım. Verdiğim ilaçlar sizi belli bir süre rahatlatıp uyutacak. Sağ ol evladım. Bu nöbetler çok arttı. Artık dayanamıyorum. Çok darlanırsanız bu sprey imdadınıza yetişir. Çocuklar, biraz dışarı çıkar mısınız? Tabii Nimet Hanım. Doktor bey, benim fazla günüm kalmadı. Sizden bir ricam olacak. Böyle konuşmayın Nimet Hanım. Eğer bana aniden hak vaki olursa, bu mektubu oğluma vermenizi istiyorum. Tabii Nimet Hanım, tabii veririm. Ama siz kötü şeyler düşünmeyin. Kriz gelince spreyinizi getirmeyi unutmasınlar. Cemil Bey, annenizin durumu çok kötü. Bugünü bile çıkaramayabilir. Hemen burada olsanız çok olur. Ama şu an Gaziantep'teyim doktor bey. Ancak yarın sabahki ilk uçakla dönebilirim. Umarım annenizi son bir defa görebilirsiniz. Acele edin Cemil Bey. Hoşça kalın. Artık Nimet Hanım'ın krizleri artacaktır. Spreyi kriz geldiğinde nefes porusuna doğru sıkarsınız. Bu çok önemli Hatice Hanım. Unutmayın. Tabii doktor bey. Sıkarım.
Hatice. Hatice. Ölüyorum, yetiş. Hatice. Hatice. Spreyi getir Hatice. Ölüyorum kızım. Aa, kadın ölüyor sprey sıkalım. Ne yapıyorsun Mustafa, öldürecek misin kadını? Zaten ölecek. Daha fazla acı çekmesin koca karı. Bırak Mustafa. Gidin. Yapma Mustafa, günahtır. Gidin. Kurtaralım kadıncağızı. Ha? Onu kurtarırsak kocan ölecek. Durdurduğun yerde salak karı. Tabii, görmüyor musun? Allah rahmet eylesin. Onu öldürdün Mustafa. Nasıl da yalvarıyordu zavallı. Sus be. Nasıl olsa ölmeyecek miydi? Korkma salak karı. Altınların yerini bilen yok ki. Kim bilir nereye sakladı derler. Bizden kimse şüphelenmez. Ben gidiyorum, altınları kadına vereceğim borcuma karşılık. Sen de doktoru ara. Kriz geçirdi, öldü de. Sana diyorum, sana. Duydun mu beni? Tamam tamam, ararız. Yetişemedim. Son defa göremedim anneciğimi. Başınız sağ olsun Cemil Bey. Ben de ani bir krizden korkuyordum. Maalesef spreyi yetiştirememişler. Vallahi Cemil Bey, biz yani... Ecel gelmişse gerisi bahane Hatice Hanım. Üzme kendini. Senin anneme nasıl baktığını biliyorum. Sen hakkını helal et. Cemil Bey, son görmeye geldiğimde... Anneniz bu mektubu size vermem istedi, buyurun. Annenizin vasiyeti galiba. Canım oğlum. Ömrümün sonuna geldiğimi biliyorum. Seni son defa göremem diye bu mektubu yazıyorum. Ben ölünce her şeyim zaten senin. Ama bana getirdiğin altınları yıllardır benim kahrımı çeken Hatice ve Mustafa'ya vermeni istiyorum. Altınları bize mi bırakmış? Altınlar sandalyemin sağ kolunda. Oğlum, senden bu dileğimi yerine getirmeni istiyorum. Fırsat buldukça mezarımda ziyaretime gel. Seni çok seven annen. Üzgünüm Hatice. Ama altınlar sizin işinize pek yaramayacak. Nasıl yani Cemil Bey? Neden yaramasın ki? Gerçek altın değildi onlar. Annem her gelişimde altın getirmemi beklerdi. Benim durumum malum. Aldıklarım taklit altındı. Ne? Taklit miydi? Hı. Geldik be kardeşim, başımıza mı yakacaksınız kapıyı? Oo, Kadir abi hoş gel. Pek hoş gelmedin Mustafa. Niye abi? Ne oldu ki? Ne lan bunlar? Sen beni keriz mi sandın lan? Bu altınların hepsi sahte. Sahte mi? Olur mu öyle şey abicim? Ne olur yapmayın abi. Acıyın bana. Abi. Ne yapıyorsunuz abi? Ben ne yaptım abi size? Abi acı bana, ne olur yapma. Abi yapmayın ben. Sahte altınlarla borç ödemek neymiş, gör bakalım. Abi yapma, ne olur abicim. Abi yapma ya. Yandım abi. Yandım abicim.
yandım anamı. Ah, 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 yandım anam. Yandım, yandım anam. Kadir abi yaktın beni abi. Ne yaptın abi ya? Nereye gidiyorsun Hatice? Senin yüzünden hırsız olduk Mustafa. Günahkar olduk. Konuşma be kadın. Nereye gidiyorsun? Yatalak oldum. Ama Hatice bana bakar diyorsan avucunu yalarsın Mustafa. 10 yıldır yatalak bakmaktan usandım ben. Sen ne diyorsun be kadın? Cemil Bey acıdı da sana öldürdüğün annesinin sandalyesini verdi. Sana diyorum. Nereye gidiyorsun Hatice? Ben gidiyorum Mustafa. Hatice, Hatice sana diyorum gitme. Beni bırakma. Nimet Hanım da böyle yalvarıyordu. Etme bulma dünyası. Hakkını helal et. Gitme Hatice. Allah yardımcın olsun Mustafa. Hatice. Hatice. Hatice gitme. Yalvarırım gitme. Beni bırakma Hatice. Gitme ne olursun gitme Hatice. Hatice beni bırakma Hatice. Gitme Hatice ne olursun Hatice gitme. Gizli Dünyalar'ın ilk öyküsünü izlediniz. Altın iyi ellerde bulundukça ışıldar. Kötü niyetli elleri ise ışıltısıyla karartır. Mustafa'nın gözleri de yüreği de kararmıştı. Sonunda hırsının kurbanı oldu. İşlediği günah Mustafa'ya geri döndü, kötülük cezasını buldu.